7 aylık eşi avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nu Ocak ayında silahlı saldırı nedeniyle kaybeden Ece Erken, eski kayınbiraderi Celal Mahmut Yazıcıoğlu'nun WhatsApp mesajlarını ifşa etmiş ve tehdit edildiğini öne sürmüştü. Eşinin ailesinin miras derdine düştüğünü iddia eden ünlü sunucu, 500 bin vereyim de susun, Şafak'a bir dua edin paylaşımını yapmıştı. Sosyal medya sayfasından Mahmut Yazıcıoğlu soyadını da silen Ece Erken, "Eşimin ailesiyle mücadele etmekten kafamı koyup tam ağlayamadım" diyerek isyan etmişti. Benle tanıştığına pişman mısın? Geçti artık, tamam. Aa, böyle kapatalım o zaman. Teşekkür ederim. Geçen aylarda avukatı aracılığıyla eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun mirasını reddettiğini de açıklayan Ece Erken, hafta başı Etiler'deki bir teknoloji mağazasında görüntülendi. Görevlilerden telefonlarla ilgili bilgi alan sunucu, bu sırada çekim yapan muhabirlere el salladı. Canım merhabalar. Telefonla mı bir problem vardı? Bayağı... Ya evet, telefonu değiştirdim şimdi de. Bayağı uzun süredir. Çok. Hala bitmedi. Kolay gelsin. Ece Erken, "Kendinizi güvende hissediyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi. Biliyorum, konuşmak istemiyorsunuz. Görüşürüz. Ama. Görüşürüz. Tehdit mesajları. Hiç konuşmuyorum vallahi. Teşekkür ederim. Devam ediyor mu hala bu durum acaba? Telefonum yok. Değiştikten sonra belki. Ece Hanım, peki kendinizi güvende hissediyor musunuz şu anda? Ah, pardon. Korumasız geziyorum yani. Korumasız geziyorum yani. Hadi görüşürüz. Kendime güveniyorum. Siz hepiniz aynaya baktı mı hiçbiriniz? Ünlü sunucu hafta sonuysa Bodrum Yalıkavak'ta kameralara takıldı. Ece Erken'in yanında geçmişle beraber magazin programı sunduğu Bircan Bari de vardı. Ece Erken daha sonra şezlonguna uzanıp güneş keyfi yaptı. Yeni aldığı telefonunu arkadaşlarına gösteren ünlü sunucunun neşeli hali dikkat çekti. Oğlu Eymen'le tatil pozlarını sık sık sosyal medyadan yayınlayan Ece Erken, bir takipçisinin attığı "Ne çabuk kendine geldin, hani ilaçla yaşıyordun, timsah gözyaşların bitti galiba" mesajına "Ne istiyorsunuz, mesela öleyim mi, evladım her gün mutsuz mu görsün, başınıza gelir yapmayın" yanıtını vermişti. Sessiz aldım dünyayı. Öte yandan Ece Erken'le eşinin ailesi arasındaki kavga iyice büyüdü. Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun Ece Erken'in uğruna boşandığı iki kızının annesi, Benan Kocaderili'nin ünlü sunucunun iddialarına karşı yaptığı "mal kaçırma yok" açıklaması ortalığı karıştırdı. Ece Erken aileyi üstü kapalı olarak reddi miras kararını geri çekmekle tehdit etti ve şu yazıyı paylaştı. "Adımı almaya devam ederseniz reddi mirasımı geri çekip mallara şer koydurup bütün yaptığınız kanunsuz, hukuk dışı işlemlerinize itirazı basacağım. Ne evlerden ne teknelerden kira almaya devam edebileceksiniz. Sattığınız mal ve arabaların da satışını iptal ettirip eşimden bana ne kalırsa şehit kız çocuklarını okutan bir derneğe bağışlayacağım. Bence susun ama siz bilirsiniz. Benim değil, sizin önceliğiniz belli." Ayrıca Ece Erken'in eşi öldürüldükten kısa süre sonra hayat sigortasından para almak için başvuru yaptığı gündeme geldi. Ünlü sunucuysa 11 Şubat'ta Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan başvurunun kendisine ait olmadığını ve avukatının imzasının da taklit edildiğini öne sürdü. Allah!